Merhaba efendim, bahar geldi, çiçekler açtı ve güzel bir programla birlikteyiz yine. E, tek bir e, konuğum var bugün, e, Profesör Doktor Yurdagül Mehmetoğlu. O kadar çok vasıfları var ki, o kadar çok... Değişik disiplinlerde çalışıyor ki ben konuşmayacağım, onu konuşturacağım. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Bahar hoş gibi buldum. geldiniz. Teşekkür ediyorum. Maşallah. Sizin ettiniz. Estağfurullah. Siz bir e, öğretim üyesisiniz. E, aynı zamanda bir sanatçısınız bence. E, hem çiziyorsunuz, hem yazıyorsunuz, hem konuşuyorsunuz. Ne mutlu bize. Böyle hanımlara ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. <laughs> Türk kadınının bu tarafını ve meraklı tarafını o kadar hayranım ki, e, sizi sizden dinlemek istiyorum efendim. E, siz Hı. bir ilahiyatçısınız aynı zamanda. Nereden başlayalım? İstanbul'dan başlayalım. İstanbul'dan başlayalım. Haydi buyurun. Evet, doğduğum yerden başlayalım. Tabii, buyurun. Ben doğma büyüme Fatihliyim, İstanbul Fatihliyim, Fatih kızıyım. Özellikle altın çizerek, onu altın çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü Fatih bu manada yaptığım, hayatım boyunca yaptığım her şeyde aslında benim mekanım, evet benim, benim yurdum bu manada. O yüzden Fatih'i ısrarla söylemek isterim. Evet, e, dediğiniz gibi üniversitede öğretim üyesiyim. Uzun yıllar Marmara Üniversitesi'nde görev yaptım. E, son dört yıldır Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeydim. E, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin değişik fakültelerinde ilahiyat, eğitim e, gibi e, değişik fakültelerinde görev yaptım. Şimdi yeni bir e, dönüşüm zamanı benim için de. Hepimiz Pro için. Hepimiz için. Dünyan programımızın için. teması. Evet, programımızın <laughs> teması aynı zamanda. Şimdi ben de öyle bir yenilenme dönemindeyim. Hep öyleyiz herhalde, hep tabii, öyleyiz tabii. ama bu dönem öyle benim için. Biz tam tarihin o dönüşüm zamanına rastladık. Evet. Herkes rastlamayabiliyor tabii ki. E büyük kırılmalar, evet, evet büyük kırılmalar bilindeyiz. arasındayız. Şu anda o çatlaktayız sanırım. çatlakta kalmamak çaba ister. Ee, sanki o aralıktayız işte. Ama düşüşün Ay, bir çıkışı vardır. Onu evet. da görebiliriz inşallah. Elbette yani evet. bence göreceğiz. Değil mi? Göreceğiz ben o umudumu hiç yitirmiyorum. Çünkü e, insan o ritme muhtaç. E, o ritim olmadığında zaten hayatiyetinden söz edemiyoruz. Evet e, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz yeri gelmişken. E, çok acılar oldu. Ben de öyle çok sevdiğim dostlarımı kaybettim. Ah, Meslektaşlarımı canım. kaybettim. Ah, evet. Ailem çok yakın halkaya henüz ulaşmadı ulaşmasında temennimiz ama kaybı olanlara başsağlığı diliyorum Allah'tan rahmet diliyorum Mekanları cennet olsun evet zor bir sınavdan geçiyoruz gerçekten bir bir bir, bir dünya olarak bir alem olarak hep birlikte sınavdan geçiyoruz aslında ve umudumuz var insanlık bu sınavları yaşadı. Hastalık sınavlarını yaşadı. Şimdi e, Orhan Pamuk'un veba gecelerini bugünlerde okuyorum ben. E, evet yani e, mesela veba bizim hiç tecrübe ettiğimiz e, bir hastalık türü değil. Bizim neslin bildiği bir hastalık değil ama e, bir dönem tarihi kasıp kavurmuş, insanların canını yakmış, ailelere ateş gibi düşmüş. Sanırım pandemi de bugünlerde onu yapıyor ee, biz bunun bununla baş edeceğiz. İnsanlık evet. bununla baş edecek. Şimdi pandemiyi evet. bir tarafa onu bırakalım. bırakalım, onu bırakalım. Ee, i̇nsan, insanın kendine dönüşü, dışa dönüşü, kendine dönüşü esasında değil mi? İnsanoğlunun kendiyle olan e, varlığını hissetmesi ve kimliğini bilebilmesi, neden, niçinlerini, nasıl bize bir ilahiyatçı bir felsefeci belki bir araştırmacı olarak bize insanı anlatın diyorum. İnsan sonra biz biraz da çocuklara da gidelim tabii ki çocuklara kadar inelim istiyorum. Ee, i̇nsan böyle zor zamanlarda dünya zor zaten Do doğuş zor doğup büyümek zor kolay bir şey değil İnsanın kendine dönüşü ve kendini keşfetmesi serüveni ne? dile getirir misiniz? E, tabii ağırlıklı ve e, varoluşsal bir soru, sorunuz. E, dönüşüm e, aslında insanın e, evet kendisine dönme süreci olarak kendisine dönüşü kendisini e, arayıp bulma e, sergüzeşli olarak anlaşılabilir belki. E, ama e, benim e, çok sevdiğim bir Alman e, filozofu, Alman filozoflarının kendi e, kavramına yükledikleri çok özel, özgün anlamlar var. Bunların içerisinde e, Gadamer benim çok e, ısrarla e, fikirlerime yön veren bir filozof olduğu için onunla başlamak istiyorum. Buyurun. E, o şöyle diyor, insanın e, kendisini bulması için kendisini kaybetmesi gerekir. Kendisine ulaşmak isteyenin... E, aslında eylemlerinden bir tanesi kendisini kaybetmesi gerektiği alanlara geçmesi. Fakat e, bu, bu, bu kısmına kadar aslında biraz da slogan vari duruyor. Evet kendimizi bulmak için kendimizi kaybetmeliyiz. Ama bence bundan sonra söylediği daha kıymetli. E, kendisini bulduktan sonra o karşılaştığı yeni kendiyle e, yüzleşmek için insanın cesareti olması gerekir diyor. Oh. O yeni kendimize ulaştığımızda biz kendimizi nasıl bulacağız konusu hepimiz için aslında birer soru işaretidir. Hiçbirimiz peşinen daha sonradan nasıl olacağımızı, o dönüşümün sonunda dönüşüm araçlarının sonunda dönüşüm hadiselerinin sonunda nasıl olabileceğimizi, ne kadar esneyebileceğimizi, hangi aralıklardan, hangi inceliklerle geçebileceğimizi baştan kestiremeyiz aslında. Tabii. Kimse için bilinebilir bir şey değil. Fakat sanırım dönüşümün doğasında da bu var ve biz aslında o bilinmezlik olduğu için bu kadar hevesli varlıklarız dönüşüme. İnsan bu manada halden hale geçen çeşitli halleri kollayan ve onlar üzerinden kendisine habire yuvalar açan, yuvalanmaya çalışan o değişik hallerde yuvalanmaya çalışan bir varlık görünümünde. ben o, o varlığın o çabalamasını izlemeyi, bu manada kendimize şahit olmayı dönüşüm olarak isimlendiriyorum. Biz kendimize şahitlikler ediyoruz aslında hallerimiz üzerinden. İnsan oğlu peki bunu fark ediyor mu? Şimdi herkes sizin şu anlattığınız meseleyi fark edebileceğini tahmin etmiyorum. Ee, belki halden hale giriyoruz, ne olduğunu düşüyoruz, kalkıyoruz, kendimizle fark etmeden e, bu hayatı götürmeye çalışan. Çünkü bu da birazcık e, bilgi istemez mi? E, farkındalığı bulabilmek için bir dürtülere ihtiyacımız yok mu? E, kendi kendinize bunu bulabilir misiniz? Bir şeye ihtiyacımız var mı? Aracıya ihtiyacımız var mı? Evet. Bu bir edebiyatçı olabilir, bir tarihçi olabilir, bir komşunuz olabilir, e, bir sırdaşınız olabilir. Yani insan tek başına bunların hepsini içinden çıkabilir mi? Bir iç içe birkaç soru olmuş evet, oldu, oldu aslında. Evet. Şöyle ifade etmek isterim. İnsan dönüştüğünü fark eder mi? Belki Hı. böyle özetlesek Hı. daha evet. soruyu böyle özetlesem sanki hepimiz için biraz, biraz daha anlaşılır kılınabilir Hı. belki. İnsan dönüştüğünü aslında başka haller üzerinden yine anlayacak olan ve çoklu perspektifler, çoklu bakış açıları ürettiğinde anlayabilir. Biz ona donanım diyoruz işte insanın donanımı donanımı çoğaldıkça başka bakış açılarına sahip olabilir. Yoksa insanın aslında o manada kendisine refleksiyonu kendisini aynalaması çok da kolay gözükmüyor. Bu sebeple de sanırım insan insanda dinlenecek insan insanda kendini sınayacak, insan insanda bir bir ötekinde yek diğerinde kendisini anlayacak. Yani kendisini anlayabilmek için kendisine kapandığında aslında sorunlu bir varlık oluyor. Kendisini anlayabilmek için bir aynaya ihtiyaç ayna, var. Kendisine aynalamaya aynaya aynayı tutana ve bir yola ihtiyacı var. İnsanın bir manada bir yola girmeye ihtiyacı var. Tabi. Bunlar bütün bunlardan bahsederken sanki varılan ve olup bitti biten bir süreçten bahsediyormuş gibi anlaşılmasın. bütün bir ömür bir ömürden bahsediyoruz Tabii. elbette burada ömürden bahsediyoruz ve burada İbnü'l Arabici olmak zorundayım aslında <laughs> halden hale geçişimiz bence yaratanın zatı bari'nin de her an yeni bir işte olmasının onun onun buradaki görünümlerine insanın Ayak uydurma çabası aslında. Eğer e, e, her an yeni bir işte olan e, bir zatı bari tasavvurunuz varsa, o zaman sizin böyle oturduğunuz yerde durup öylece orada kalmanız zaten mümkün değil. Zaten yani e, o o ilişki içerisinde zaten mümkün değil. Dolayısıyla e, bunları tecrübe etmek e, ve bir takım araçlara e, başvurmak durumundayız hepimiz. Siz programın başında bahsettiniz. Evet yani ben son 15 yıldır çizimle ilgileniyorum. Çizimi bir yaşama biçimi olarak artık bir var olma biçimi olarak hayatıma aldıktan sonra aslında hayat için eylemin, tecrübenin ne manaya geldiğini daha iyi kavradım. Emin olun bazen şu oluyor fırçayı sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi fırçayı elinize aldığınız bir an ve kağıtla buluştuğunuz o fırçanın zeminle diyelim. biz Her zaman kağıt kullanmıyorsunuz siz de ama zeminle buluştuğu an bazen şöyle hissediyorum. Bütün hayat birikimim olarak düşündüğüm ne varsa, tecrübe olarak ne varsa fırçanın o 30 fırçanın en ucundaki en uzun kıl üzerinde birikiyor ve kağıda oradan aktarılıyor. Böyle böyle bir andan söz ediyoruz. İşte aslında orada insan geçmişe bakan, gelecek projeksiyonu olan ama anda kendisini var eden, kendisini kendi tasavvurunu anda var eden bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Belki başka varlıkların bu manada kendisini aynalamak gibi bir mesuliyetleri de yok, bir kavrayışları da yok. Gül sebepsiz açar, her gün açabilir gül ya da vakti geldiğinde, suyunu verdiğinizde açabilir ve sebepsiz açar ve anladığı şey ile gülün, nilüferin, papatyanın anladığı şey ile olduğu şey arasında bir gerilim yoktur. Fakat insanın olduğu o şey ile olacağı arasında daha önceden oldukları arasında müthiş gerilimler ve uçurumlar var. İşte insan o uçurumlardan uçurumlara aslında geçerken insan oluyor ve insan olmaklığını olmaklığı sürecini tamamlıyor belki ya da oraya doğru yürüyor bir yolculuğa çıkıyor. Evet insan olmayı da fark etmek evet. e, e, önemli bir şey. Evet. O onu farkında olmak da önemli bir şey. Zaten farkında olmayanlar sayesinde dünya bir yerde o kaosu yaşıyor. Evet. Eğer farkında olursak e, dünya da farklı olacak. Evet, çok çok haklısınız. Fakat şöyle Gülsel Hanım, yani insan aslında insan olduğumu kavradığım dediğim yerler esasen e, tam da hayatın içerisinde. Ee, bir bardak çayı içtiğim yer belki, bir bardak çayı kiminle içtiğim e, belki e, ya da işte e, o, o çayı nerede içtiğim. Yani bütün bu detaylarda aslında insan, insan olduğunu kavruyor. Yani insan e, bu manada çok geniş, çok geniş bir kavrayış. Hani ben insan oldum, insan olmak istiyorum diyerek yola çıkmıyor yani insan. Tabii, evet. tabii. Ee, küçük bir bakışınızda, sabah giderken birisinin eline dokunmanızda, bir kediyle beraber yola çıkmanızda bütün bunlarda bizim insanlığımız gizli başkalarına nasıl davrandığımızda, nasıl konuştuğumuzda bunlarla birlikte biz aslında işte insan olmaklığımızı ancak hani bir vukufiyetten söz edebiliriz, bir idrakten söz edebiliriz ve hiçbir zaman da tamamlanmayacak olan bir yolculuktan söz ediyoruz esasen çok kolay da değil ve konuştukça da üzerine söz söyledikçe de esasen kendisini geri çeken bir alan. Tabii. Ee, ne kadar ne kadar çok konuşursak onun hakkında felsefe yapmış oluruz ama insan olur muyuz? i̇nsan olmak konusunda adım atmış olur muyuz? Orası biraz şüpheli. Tabii insan olmak şöyle düşündüğünüz zaman çok basitmiş gibi geliyor. Yaratılışın bir şekli gibi geliyor. Derinlemesine baktığınız zaman da çok ağır ve için içinden çıkamıyorsunuz. Tabii bulunduğunuz coğrafyayla da ilgili. Bulunduğunuz konumla ilgili. Aileyle ilgili. Şimdi insan olmanın şeylerini, matematiğini biz kavramaya çalışıyoruz. Değil mi? Coğrafyayla da ilgili. Evet. O, yüzden ben hep bu doğuyla batıyı mukayese ederek tabii bu insan ve sanat birbirine o kadar bağlı ki o mukayese yaparak hayatımın mottosu benim böyle bir şey ee, izleyerek ve e, çeşitli yörelerin çeşitli coğrafyaların e, kimlikleri üzerinden insanlıkları üzerinden yaratılmışlıkları üzerinden biraz merakınız varsa sanatla da birleştirerek bunu çözümlemeye çalışanlardanım ben. Sanat Hiçbir, her zaman güzel. E, bu olgunun insan olma işte o omurgası sağlam ve bu hayata neden, niçin geldiği ve giderken de ne bıraktığı izi bunların hepsini sorgulayarak yaşıyorsanız zaten bütün evrenseli izleyerek, izleyerek bütün bu global dünyada neler olup bittiğini e, e, kimlikleri izleyerek yettiği kadar, araştırdığınız kadar, zamanınız olduğu kadar e, o zaman umudunuz daha da büyüyor galiba. Umut, umutlar ve... Ee, şey e, beni daha heyecanlandırıyor bulunduğum evet, ortamın evet. dışına çıkıp yukarıdan bakarak e, bunu izlemek keşfetmeye çalışmak ve çözümlemeye çalışmak zaten ömür o kadar kısa ki evet. çok kısa e, o yüzden bu konuya eğilmek istedim evet. e, 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 çok çok güzel bir noktaya taşımış oldunuz aslında insanın dönüşümü e, içinde bulunduğu coğrafya olmaksızın zaten tanımlanabilecek bir dönüşüm değil insan dediğimiz varlık burada ve şimdi olandır. Burada o o coğrafyada bulunduğu o yerde varlık örgülerini kuran oluşturan bir varlıktan söz ediyoruz. fakat onun öncesinde şunu ifade etmek isterim ben. Evet coğrafya bu manada hepimizin işte coğrafya kaderimiz belki ama bu manada ben onun ötesinde ee, sanatın e, esasen e, siz çok insani bir perspektiften e, cümlelerinizi kurdunuz ama ben sanatın biraz da e, muhalif, e, ayrıksı, aykırı bir diri, dili olduğunu düşünüyorum. Ve o dilin aslında işte e, belki e, acı çeken, ıstırabı olan, ihlal edilmişlerin, e, kendini ifade edememişlerin, kendini e, görmezden gelindiğini düşünerek yıllarca acı çekmiş insanların e, ya da varlıkların e, bu manada birçok şeyden söz edebiliriz, açabiliriz parantezi. Onların e, söyleme dili olduğunu düşünüyorum sanatla ilgileneli beri. E, yani sanat bu manada e, bizi e, söyleme cesaretine sürükler. E, Paltillik e, imanı böyle tanımlar esasen iman yaratıcı karşısında cesaretle durabilmektir der. Ben e, aslında sanatın tam da öyle bir yerde bize e, cesaret veren bir dil olduğunu düşünüyorum ve bu dil e, dediğiniz gibi coğrafyaları, sınırları çok aşar. Çok bu manada çok birleştiricidir ama esasen ayrıksı bir noktadan çıkar. E, kaynaklandığı yer orasıdır, orijini orasıdır ama e, orada bulaş, buluşabilecek... E, bir e, bir hale vardır, bir bütünlenebilecek bir hale vardır ve biz orada kendimizi e, iyi hissederiz. Sanat bu manada iyi bir limandır, iyi bir sığınaktır, iyi bir mağaradır, <gülüyor> <gülüyor> İyi bir mağaradır e, ve siz sanatla ilgilenmeye başlayınca bu da benim başka bir tecrübe'm. E, siz sanatla ilgilenmeye başlayınca enteresan bir şekilde herkes sizin sığınağınıza merak ediyor. Orayı, orada sizinle beraber. E, Sizinle beraber o limanda dinlenmek istiyor bu manada evet. e, yoldaşlarınız oluyor <gülüyor> <gülüyor> yoldaşlarınız ama sanat muhalif bir dil esasen esasında <laughs> öyle ama 21. yüzyılda kapitalizm döneminde de böyle bir muhalif dil değil Tabii değişti evet, evet. şimdi bu geçmiş yüzyıllardaki yaşanmış e, e, ve ilki, gerçeği ve gerçekten e, baş kaldırıp Yeni bir akımın öncüsü olan e, sanatçılar onlar çok ayrı tabii. Ama yüzyıl ilerledikçe ve bu parayla olan ilişki ve insanların e, her şeyi maddesel olarak baktığı bir dönemden geçiyoruz. O değişecek ama. Şimdi bu değişimle birlikte o da değişecek. Orada her şey ticari o baş kaldırı falan kalmadı biliyorsunuz bu bir 50 100 seneden beri o baş kaldırılar sadece siyasi olarak ve moda olsun diye yahut e, popüler kültürün içerisinde kalabilmek için o lisanı kullanan sanatçı dediğimiz evet. e, kimlikler çoğaldı. Evet. Şimdi gerçek o sizi söylediğiniz gerçekten baş kaldırı gerçekten gerçek olan hani gerçek ol gerçek olmak çok zor esas. Tabii ya çok, sanatta çok, hakiki, çok, olmak, hakiki evet, olmak. Hakiki olmak. O, o dönemin ki, ki bunu geleneğin içerisinde de görüyoruz tabii ki. Geleneksel sanat dediğimiz ama zanaati bol olan ama o sanat o saray nakkaşhanesinde bile görüyoruz o baş başkaldırıyı. Evet. Bu bu akıl almaz bir şey. Yani imparatorluğun içerisinde bile dönüşümü görüyoruz. Evet, ki evet. çok zordur. Kellen gider yani. Evet, evet. Ona rağmen çok 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 azdır yer. onlar. Çok, çok azlıktadır. Mesela şah getirilmiş olması ve nakkaşhanede birden aslında Osmanlı çizim sanatında nasıl bir çizgi dönüşümü olduğunu, çok radikal biçimde çizgi dönüşümü olduğunu görüyoruz. saz yolu desenlerin birden bütün dünyamız olduğunu görüyoruz halbuki çok iyi bildiğiniz gibi Selçuklu desenleri, Rumi motifler aslında Anadolu coğrafyasında geometrik motifler çok baskın ama büyük oranda Şahkulu'yla birlikte alanımın dışına taşmak istemem ama Yo, hayır, çizim buyurun. çizim beni oralara taşıdı işte. Şahkulu'yla birlikte aslında bir zihin dönüşümünü de görüyoruz. Ben bu manada aslında zaman zaman aklın gözü dediğimiz Kalbin gözü dediğimiz görmelerin sanat için çok geçerli olduğunu düşünüyorum Günsel Hanım. Biz sanatı bu manada bir görme biçimi olarak da değerlendirebiliriz Tabii. ve işte o dediğiniz gibi eğer bu dünyada bu, bu bu kapitalist dünyada ise aslında buraya burayı da görecek bir genişliği ve derinliği konuşacaksak bunu sanat üzerinden yapabileceğiz yine Öyle de. Olması yine olması de. Gerekiyor. Çünkü kapitalizmi Kapital ile konuştuğumuzda onun içinden o döngünün Çıkamaz. içinden çıkamayız. Dolayısıyla sanatçı bu manada e, üretecek başka yolu yok. Sanatçının konuşma ve görme yolu e, bu manada çok bellidir. E, ne ile yapacak hani işte araçları konumuz dönüşüm e, orada önce aslında kendini dönüştürenden söz ediyoruz. kendi Sanatçı bu manada önce kendini dönüştürebilme kudretini gören onu ilk elden tecrübe eden birisidir. Yani böbreklerim konusunda hekimlere ihtiyacım var. Oradaki ilk el bilgi bana ait değil bütünüyle. Evet beden benim ama ona dair bilgiler bir hekimin bilgisinde saklı ve ben ona muhtacım. Ama kendim söz konusu olduğunda bunu dönüştürmek için gerçekten bence bir çabaya ihtiyaç var. Daha önceden beslediğim bir içim yoksa nasıl kendimi seçeceğim? Daha önceden e, emek verdiğim bir benliğim yoksa nasıl kendime itina edeceğim? E, bu sorular gerçekten e, insanı insan yapan sorular. Ama bu eğitimin evet. içinde de saklı tabii ki. Bireysel olarak bunun işin içinden çıkmanız mümkün değil. Bu toplumun, sosyolojik bir vaka bu. E, hani e, kendi başına çözümlemesi çok zor. İşte bu kapitalist düzenin içerisindeki sanat mı zanaat mı kopya mı değil mi ne yaptığının farkında olmadan o çarkın içerisine girmiş devamlı üreten ama aynı şeyi üreten ama e, o çarkın içerisinden bir türlü kurtulamayan evet. e, bun, bunlardan kurtulmanın kurtulmanın değil o kabiliyeti varsa o yüreği varsa onun içerisinden çıkıp yeni bir şeyin peşinden gidebilmesi o kadar zor ki esasında. E aslında şöyle diyor, yani bir açıdan kura... zor, bir açıdan çok kolay. Yani bir bir kavrayışla alakalı bir şey belki e, öyle olduğunu düşünüyorum. E, insan kendi anlatısına sahip çıktığında, kendi hikayesine sahip çıktığında esasen zaten e, çok özgün, orijinal Ama bu... ve başka sahte olmayan, Ama... tekrar reprodüksiyon olmayan bir, şey bir, bir alana geçiş oluyor. Sana. İnsan <laughs> kendi ee... Anlatısı da sahip çıkmam. <laughs> sahip çıkması. <gülüyor> evet. O kadar zor ki. Evet. Çünkü bir e, bir şeyin içerisine girmiş çalkalanıyor onun içerisinde. Oradan çıkıp e, ben kimliğine girmek ve yapmak istediği bir şeyi e, yapma özgürlüğünü ne kavuşmak e, çok zor. Çünkü bir sosyal baskı var, bir toplum baskısı var. Bulunmuş olduğu çevrenin Duruşu var. Hiç kolay değil bu Tabi yani bireylik bu bireyin, bireyliği konusunda kimliğiyle de ilgili evet, onu. Bireyliği konusunda de ilgili. baskılara maruz kalmış bizim gibi bu manada nasıl söyleyelim toplumsallıkların bireyin kendi bireyliğini fark etmesine zarar verdiği zaman zaman zarar verdiği coğrafyalarda maalesef. Bence yani bütün dünya belki öyle. Bütün ben dünyada sadece öyle. coğrafya için ee, konuşmuyorum. Evet, bunu. Evet. Ben bunu Sınırlamak, Doğu'da, Japonya için konuşuyorum. Bu manada konuşuyorum. genellemek belki Yok. yanlış olur yani, ama... Do, batı için de evet. konuşuyorum. Ama sanırım yani yine de e, bireyliğin bu manada e, neredeyse utanılacak bir durum olması da e, bence hangi, nerede olursa olsun, hangi coğrafyada olursa olsun insan için e, kendini kaybetme noktası. ...bireyliğinin farkına varamayan insan... ...esasen kendi anlatısına da sahip çıkamaz. Ama şöyle Çünkü şey. kendi anlatımızın başka ramandayız. <laughs> Birey olmak zor bir şeydir. Yani kolay bir hayat değildir. Evet. Ama biz olarak yaşamak... ...toplu halde yaşamak ve... E, ...büyük bir güruhun beğenisi üzerine e, oluşmak... ...insan olarak durmak... ...o insana rahatlık verir. Arkada dayamak... E, Orada bir zarar konfor yoktur. Alanı, konfor tabi, alanı. Konfor alanıdır alanı, o. Evet. E, zaten herkes birey olsaydı o o zaman da çıngar çıkardı. E, sanat dediğiniz şey azınlıktadır. Sanatçı dediğiniz şey çok azdır. Yani yüzyıllardan beri azdır zaten. Farklılıklar diyelim isterseniz. Farklılıklar. İbni Bacce aslında boğu dünyasında biraz seçkinci bir filozof olarak anılır ama e, bu farklılıklar konusunda söylediği... E, Durum bence e, tam da burada ihtiyacımız olan şey e, bizlerin farklı farklı karakterlerde yaratılmış olması, mizaçlarının farklılaşması karakter belki daha sonradan yani o şahsiyetimiz şanmış, e, öğreni, öğrenmelerimizle de alakalı durumları içerir ama mizaçlarımızın farklı farklı olması e, bir gerçekliğimiz bizim insanın gerçekliği fakat bu nerede işimize yarayacak diye düşünüyor İbni Bacce ve cevabı işte o toplumsallıklarda gizli ve diyor ki bizim farklı farklı olmamız o toplumda büyük bir bütünün paydaşları olmamızı getiriyor ve tam da orada ihtiyacımız var buna. O yüzden bence sanat farklı olana, bireysel olana, öznel olana, tam da o biricik hikayelere yöneldiğinde esasen bir sanat ve kendini tekrar etmeyen özgünlük anlamını taşıyor. Sanki o farklılıkları bilen bir sanat diline ihtiyacımız var diye düşünüyorum. E, onun için de evet. eğitmenlere ihtiyacımız evet. var tabii ki. Şimdi sanat tabii, doğuştan yani olan bir şey yetenektir tabii. ama kesinlikle eğitim, çaba tarafı da var tabii. Tabii çaba tabii. tarafı, eğitim tarafı, e, mentor mentör tarafı, evet, e, evet. biriyle yürümek. <laughs> biriyle sanat yürümek sanat öyle başlar. Evet, evet. E, kendi kendine başlamaz. Merakla başlar tabii ama muhakkak bir mentorunuz olur. Evet. Yani şöyle Dünya tarihinde önemli sanatçılara da bakarsak muhakkak hayatlarında onları dürtükleyen ve onların yoluna çıkmış bir kesişmeler vardır. Evet. Sadece sanat resim değil tabii ki sanatın birçok yönü tabii ki, var. Tabii ki. Ee, bu yüzden mentörler mentör üretmek, evet. e, yetiştirmek, e, efendim işte öğretmenlerin yetişmesi, e, sanatçılara yol gösterecek kişilerin e, çoğalması üzerinde zaten o kişiler için konuşuyoruz şimdi. Ondan sonra arkadan gelir e, bir güruh. yeni e, yeni güzel insanlar, çocuklarımız, gençler çoğalır diye ümit ediyorum. Evet. Ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki tabii bu yine kapitalizme döneceğim. Bir şeyin çok olması, bir şeyin değerlerini yitirtiyor, evet. yok ediyor. Hani. Herkes her şey şu anda. Var ya öyle bir şey. Herkes sanatçı, herkes tasarımcı, herkes yazar. Eline kalemi alan yazar olabiliyor, kitap da çıkartıyor. Çok kolay bunlar. Şair, herkes şair olabiliyor. Bunu konuşmuyoruz tabii biz. Değerler ve kıymetler üzerine evet. değil mi? Evet, evet. <laughs> Onun çok üzerine de değişik konuşuyoruz. Ben geçiyorum, siz konuşurken zihnim <laughs> de oradan mi? oraya atlıyor. Ee, ama şöyle, e, ben... E, tarihselliğe insanın tarihselliğine esasen bir nasıl söyleyeyim bir yönelim biçimi olarak çok hürmet ediyorum. Dolayısıyla iyi şiir, iyi resim, iyi metinler tarih gösterecek bunları kalacak. Onlar, onlar tarihe kendilerini söylediklerinde tarih onları reddetmez. Gerçekten kendilerini rivayet edebildiğinde eee insanı tarih reddetmez. Tabii. E, buna inancım tabii, son tabii. derece <laughs> sağlam benim. E, Günseli Hanım. O yüzden e, ilham evet e, tanrı vergisi tarafı vardır ama çabayla e, çabayla bir vücut bulur. Bir, bir e, görünüme kavuşur ve orada insana ihtiyacı var. Eee Stradivari öyle diyor. E, tanrının da diyor iyi keman yapmak için benim ellerime ihtiyacı var. <laughs> Çok ileri ama biraz böyle naz makamından söylenmiş bir cümle gibi, bir tavır gibi alalım arzu ederseniz. Evet, evet. Ama insan insan burada ve bu alemde aslında tam da kendini anlatmak için burada. Yoksa burası bize taş ve toprak olarak gözüküyor. Eğer güzeli aramayacaksak. Cemali aramayacaksak, burası taş toprak olur ve hiçbir hiçbir anlamı kalmaz. Bu manada bizim peşine düştüğümüz anlam, her an avuçlarımızdan kayıp giden anlam. Öncelikle aranmaya ve insan tarafından bulunmaya ihtiyaç duyuyor. Yani insan burada olmadığında zaten bütün bunların hiçbirinden söz edemeyeceğiz. Dolayısıyla çok yazar olabilir, çok şair olabilir, çok ressam olabilir ama. Ürünler kendisini tarihe bıraktığında ve tarih onları kendi bağrına kabul ettiğinde o sanatçıyı da aşar. Sanatçı, bazen eser kendini de aşar evet. esasen. Biz bunlara kendimiz de mesela kendimiz de şahit olduklarımız var biliyorsunuz. Rikkat Hanım olmasa biz desenlerin bazılarına hiç de aşina olamayacaktık. Tesip desenlerinin bildiğimiz o zengin dünyanın... İçinde kaybolduğumuz büyülü dünyanın bir kısmına sahip olamayacaktık, mentalitesini kavrayamayacaktık desenleri. Ama birisi çıkıyor ve aslında o sanki toplumsal bir çabaymış gibi gözüküyor ama bence öncelikle Rikkat Hanım'ın kendi hikayesi, kendi anlatısı, o kendi anlatısına sahip çıktığı için etrafına da bir aylalanma diyelim i̇şte bir hale diyelim <laughs> <Evet>. düşünürsek <laughs> o bize de evet. yansıyor o yüzden biz kendi anlatımıza sahip çıktığımızda Çok az kişi biz kendimizi lendi. rivayet Tabii onlar. ettiğimizde bu benim aynı zamanda romanımın da başlığı sen de rivayet etsen demiştim aslında tam da bunu söylemeye çalışıyorum İnsan anlatı varlığıdır eğer kendi kendini anlatmazsa anlayamaz da olan biteni de anlayamaz. İnsan kendini anlatmak zorunda olan bir varlık nasıl anlattığı konusu herkesin kendince anlatma biçimleri var. Herkes farklı türden anlatır. Kimisi çizim yapar anlatır, kimisi semer yapar anlatır, kimisi bir kediyi besler anlatır ama anlatır yani. İnsan insan böyle bir varlık diye düşünüyorum. O yüzden o hikayesini hikaye kısmını sanki bugünlerde daha çok e, üzerinde durduğum bir şey. Hikayemize bütün açıklığımızla, e, açık alan e, denilen felsefede kullandığımız tabirle e, bir alan açmalıyız. Kendimizi açık tutmalıyız ve ona da bir alan açmalıyız ki e, bizim işte tam bu, burada e, varlığımızın bir anlamı olsun. İnsan e, hiç kimse şunu söyleyemez anlamlardan bana ne? E, bunu, bunu söyleyebilecek bir varlık değil insan söylediği zaman bile aslında bir anlama tutunuyor demektir. Dolayısıyla anlamın dışında kalan bu iklimin dışına çıkabilecek bir cesur yürek yok aslında. O yüzden biz anlamı yakalamak istiyorsa kendi hikayemizin özgün, orijinal ve manidar olduğunu kavramalıyız her şeyden önce. Tabii bu biraz evvel söyledik tek başımıza orada dururken olacak bir şey değil. Biz kağıda dokunuyoruz, kağıdın tarihine dokunuyoruz aslında. Burada yani kağıdın tarihiyle birlikte var oluyorum ve düşünün ona eklemlenen yüzbinlerce hadiseden söz edebiliriz kağıda dokunduğumda. Onunla birlikte yeniden var oluyorum. Harflere dokunuyorum, bir dile dokunuyorum. O dile dokunduğumda o dilin paydaşlarına dokunuyorum bir, bir ağıta dokunduğumda o acıya dokunuyorum. Dolayısıyla insanın bu manada kendi hikayesi demek, esasen o dokunduğu alanlar demek, bütün açıklığıyla orada olduğunda gizli kapaklı bir hayat insana göre değil. İnsan hayatını açacak, insan göz önünde olacak. Şimdi online eğitimler veriyoruz, öğrencilerimi kucaklamayı o kadar özledim ki, Gerçekten inanamıyorum bu duruma düştüğümüze. Zihnim bunu kavrayamıyor. E, yıllardır e, yani e, araştırma görevlisi olduğum günden beri 18-22 yaş grubuyla çalışıyorum ben ve işte o hep onlar hep yenileniyorlar biz hep onlarla birlikte oluyoruz ve bu sene yoklar hayatımda bu sene yoklar e, sağ olsunlar yazıyorlar mesajlar gönderiyorlar ama. İnsanız biz, işte dokunma. Daha sonra da olmayacak. Do, gibi. Dokunmaya yani. ihtiyacımız var. Olsun lütfen, yani şu, <laughs> olsun lütfen. Yani şu, Yalvarıyorum. Tabii çoğalıyor, <laughs> evet. nüfus çoğaldıkça e, ve bu tür eğitimin, bu uzaktan eğitimle. E belki daha çok insana değme imkanları da olacak yani bir arada tabii ki toplu tabii halde ki yani dersler azalacak belki evet. daha tabii ki teknoloji tabii bir uçuşla bir... Kıbrıs'a gitmemin manasını ya, da sorguladım ya. hani Hı, birden e, online eğitime geçince ne gerek vardı diye düşünüyorsunuz ama insanız olma... ama insanız Göz, gözlerine bakmak CK o sabah e, emin olun şunu özledim sabah derslerimizde onlar böyle kafalarını e, ellerinin arasına alıp sıranın üzerine koyarlar ve uyurlar bazıları. Ve şey oldukça tabii onlar hep 18-22'de kaldı da sonra onlar benim oğlumun yaşına gelmeye başladılar. Ondan sonra uyandırmaya kıyamıyorsunuz. gelip, gelip başına. Gelim başına hadi uyan sana şimdi Farabi anlatacağım diyemiyorsunuz. Öyle yani insan o, o merhametle o şefkatle davranmaya başladığı o kitleyi birden göremeyince ama şimdi her yerdeler programı izliyorlarsa hepsine sevgilerimi gönderiyorum buradan. Türkiye'nin her yerindeler onlar. Onların orada olduğunu bilmek, ailelerin yanında olduğunu bilmek de bizim için Canları sağ olsun. Evet, <laughs> Canları mi? sağ olsun Değil noktasına mi? getiriyor bizi işte. Evet, Değil mi? evet. Ne güzel konuştunuz. Ne güzel. <laughs> muhabbet evet, oldu. Sağ olun. Sayenizde. Şimdi sanatınıza biraz gelelim. Evet. Biz genel olarak böyle sanatı işte bir çeşit felsefi bir şeyler konuştuk. Biraz öyle oldu. Evet. Ait, ait <laughs> biraz öyle oldu. Insanlığa evet. ait. Ee, ne zaman başladınız sanatla buluşmaya? Evet. Tabii ki hayatınızın içinde muhakkak hep vardı. Evet. Çünkü, evet. E, i̇lahiyat demek e, ben çok önemsediğim bir kelimedir ilahiyat. E, onun içini dolduramadığımızdan dolayı da anlatamadığımızdan dolayı da üzgünümdür. Genç nesil bunları pek bilmez bir korkarlar ilahiyat deyince halbuki yok yok öyle demeyin iyi, iyi. çok çok iyi çocuklarım var benim Hayır. çok Ve iyi biz evet. çok azınlıktan evet. bahsediyoruz evet. bakın evet. biz ben genel olaraktan konuşuyorum genel evet. Ee, bizim çevremizde olabilir. Ya tabii metafiziğin e, yeryüzünden e, uzaklaşması onların sorunu değil yalnız. hani Gençlerin sorunu değil Hayır, onlara. Gençlerin on, sorunu evet. değil bizlerin sorunu. Hepimizin, Eğitimcilerin evet, sorunu. Kuantum, e, işte ilahiyat bunlar hepsi iç içe. Yani, hani isimleri değişik ama e, merakı olanlar bir şekilde için içine giriyor zaten. E, yaratılışı keşfetmek. Açısından. Şimdi onu bir kenara bırakalım, bir sanat evet, evet. E, Çünkü o konuyla ilgili olan zaten sanatla da meşguldür demek için bunu evet. anlatmaya çalıştım. E, ne zaman ben bir şeyler yapayım dediniz? Ha, hani bu kadar işimizin evet, arasında, evet, bu kadar biraz, akademik biraz çalışanlar şey arasında, biraz çok çok önceye taşımış olacağım ama o kısmını hızlı tabii, geçeceğim, kendi tabii. tarihçemde. İşte ben de kendi anlatıma artık sahip çıkmak istiyorum sanırım. Ben ablam okula erken başlamıştı. Onunla aramızda bir yaş var. Hep aynı şeyleri yaptığımız için ben de okula başlamak istedim. Fakat babam beni okula götürdü, almadılar, küçük diye almadılar. Ben çok içerledim tabii buna, çok küstüm, çok kırıldım. Sonra babam bunu fark etti dün de bir dostumu anlattım bu ilginç bir hikayedir gerçekten babacığımın da mekanı cennet olsun buradan yad etmek istiyorum beni çok üzülüyorum diye elimden tuttu Fatih de evimiz Murat Molla Kütüphanesi'ne çok yakındı Murat Molla Kütüphanesi'ne götürdü ve ben merdivenlerden girdiğim günü bugün gibi hatırlıyorum içeri girdim her taraf kitap Murat Molla Kütüphanesi Eski bir Osmanlı yapısıdır zaten mekan olarak da çok şık, çok zarif bir mekandır. İstanbul'un sanırım ilk kütüphaneleri arasında öyle olduğunda tarihçesini de okumuştum aslında ama. Sonra merdivenlerden girdim ve içeride çok fazla kitap var ve şey bir yetişkin havası esti orada. Babacığım hemen onu kavradı sonra yok dedi burası değil dedi burası dedi abilerin ablaların bölümü dedi. Aşağıya ineceğiz dedi. Bir, bir kat daha indi, yarım merdiven. Bir daha indik. Orada benim gözlerim açıldı, <laughs> gözlerim döndü. Çünkü resimli hikaye kitapları ve boyama kitapları, bolca boyama kitapları vardı. Çok iyi kütüphaneciler vardı eskiden biliyorsunuz. bir Gerçekten bir büyük şefkatiyle beni kütüphaneciye emanet etti babam. Ve ben ilk defa boyamaya ve çizimlere orada başladım. Ee, ve e, şeydi, e, renkler bitmesin e, diye e, niyazda bulunduğumu hatırlıyorum. Tanrıya ilk yakarışlarım benim böyledir. Allah'ım renkler bitmesin. <laughs> o ilk sergimin adı da elinizdeki kitapçıkta bitmesin diye idi. E, böyle bir şey renkler bitmesin için e, sanki biraz sanata yöneldim. Şöyle oldu Günseli Hanım ben. E, Akademide belli aşamalar var malum herkesin geçtiği, o dosyalarla boğuşarak <laughs> bir bir süreç işte bildiğiniz akademik süreçler. Onun sonrasında evet yani tecrübeye dayalı bir şey daha yapmalı, bir eylem daha yapmalı insan. Çok fazla okudum bizim çizim sanatımızla ilgili, hani bu coğrafyadaki desenler, figürler, ile ilgili e, Selçuk Mülayim Hoca'nın kitaplarını, e, Rikkat Hoca'nın e, çalışmalarını, e, güzel sanatlardaki arkadaşlarımın çalışmalarını, makalelerini çok okudum. Böyle bir birikim oldu. Yani sadece zihne yönelmiş bir e, anlama biçimi olmuyor sanatın. Sanat illa eylem olmak istiyor. Eyleme dönmek istiyor sanat. E, aslında belki bütün varlıklar öyle, yani taş bile taş olarak kalmak istemiyor, rendelenmek istiyor. <laughs> Dolayısıyla e, sanki bir şeyle e, uğraşmam gerektiği konusunda böyle e, Avustralya'ya gittiğimde, bir üç ay kaldığımda orada fark ettim. E, kendimi anlatmak için e, bir şeye bir araca ihtiyacım var e, diyerek orada fark ettim. Sonra döndüğümde. E, Üsküdar Mouski Cemiyeti'ne kaydoldum. Üç senede oradan mezun oldum. Bir Amatörce müzik ile ilgileniyorum. Bir udum var. Kendim için notalara dokunuyorum. Çok bencilce sanat benim. Sanat kendim için. <gülüyor> <gülüyor> sanat kendim için. Ne halk için, ne sanat <laughs> için. Sanat kendim için. <laughs> Çok bencilce bir müzik uğraşım var. Aynı esnada sıcak cam boyama, altın cam boyamaya başladım. Fakat Desenler çok beni içine çekmeye başladı. Yani o, o zenaat kısmından desenlerin varlığı beni e, ilgilendirdi. Soğuk cam boyamaya gittim, yok aynı şey desenler, desenler. Sonra e, Klasik Sanatlar Vakfı'nda e, sevgili arkadaşım Güniar Küpeli'nin bir atölyesi vardı. Onunla e, bir o sene bismillah dedim sağ olsun onun da teşvikleriyle. Sonra o yurt dışına gitti atölyeyi Ayşenur Kadakçı hanımefendiye devretti. O da ikinci tesip hocam olmuş oldu orada. Tabi orada temel sanat eğitimi de aldım. 4-5 sene kadar devam ettim Klasik Sanatlar Vakfı'na. Böyle bir eğitimim var orada. Ee, tabii böyle hoca olduğumu falan gizliyordum ben Ayşenur Hanım dışındakilere <laughs> söylemiyorduk ee, çünkü e, sanat gerçekten orada bir acemi ruh istiyor ee, eğilmenizi ve e, önünde diz çökmenizi istiyor geleneksel <laughs> sanatlar evet, evet geleneksel evet, sanat... evet. geleneği de öyle bakmıyorum gerçi ben gelenekle ilgili şeyimi de çok yüzleşmemi de o esnada e, sanırım epeyce yaptım gelenek e, biz e, işte şimdi burada olan varlıklarız ve geleneğin şimdisiyiz. Ne yapıyorsak gelenek o aslında. Ee, ve orada soru işareti evet. var. Onu <laughs> evet. Onu o kadar bunu, iddialı bunu başka bir söyleyemezsiniz. <laughs> çünkü gelenek şimdisiyiz. şimdiyi evet. yaratmadık daha unutmayın. Evet. evet. 21. yüzyılın Yok geliminin. ne kadarsak o kadar. Kötüyse <laughs> o kadar. kötü. <laughs> <O> kadar. <laughs> o o belki bir zaman daha bekliyor. Belki, belki bir belki. zaman daha geçmesi gerekiyor. Onu bilemiyorum ama Hani e, yüzyıl içerisinde yahut Osmanlı Hanedanlığı'nın o geçiş dönemleri her yüzyılda, her 60-80 sene içerisinde modayla birlikte nakkaşhanenin kuralları ve desenleri ve mimariyi de içine alırsak, teyzinatı da içine, içine alırsak her dönem farklı. O kadar radikal ki. Evet, evet, Ama evet. biz... E, onu daha beceremedik. Dön onu, dönüşüm orada da işte biz 16. ve 15. Var. Evet. yüzyıl arasında gidip geliyoruz. Hala o yani 18. yüzyıl bile kendi üslubunu yaratmış. Evet, evet. 19. yüzyıl bile yaratmış ama 20. yüzyıl 16. yüzyıla takılı kalmış devam ediyor. Yani işte Orada o, o, bir sorun var. Bunu görebiliyorsak bence bunu gören görenlerimiz ve söyleyenlerimiz varsa emin olun Çok az onun, zaman onun demiş, ürünleri de olacaktır inşallah, diye inşallah. umut edebiliriz. Çünkü bu bizim resmimizdir. Bu bu, bu coğrafyanın resmidir. Dolayısıyla e, kaynakları, beslendiği yer, e, onu besleyen hikayeler, onu besleyen objeler, öznerlikler ortadadır. Onlar hiçbir yere gitmiş değil. Dolayısıyla Oradan çok güzel ürünler de çıkabilir. Çok malzeme var burada. Bu coğrafyada çok malzeme var. Fakat bir e, dediğiniz gibi bir i̇htiyaç zihin, değişti. işte bir aklın, aklın gözüne ihtiyaç var bir orada ihtiyaçlar belki. Bir değişti, i̇htiyaç. yaşam biçimi evet. değişti. Tabii, her şey değişti. Tabii, tabii. Yani artık kitap sanatı değil mesela benim ilgilendiğim sanat kitap sanatı değil. Bu her şeyi değiştiriyor. Zemini değiştiriyor, mekanı değiştiriyor çalışmanın ebadını değiştiriyor dolayısıyla aynı kalacağım 16. yüzyıla kilitleneceğim diyemezsiniz. Hatta Ama şu da var. Dizayn olarak evet. aynı hala o evet. devam ediyor. Yani Orada bir onu bir... da bilmiyor bence. Bazı çizim sanatçılarımız maalesef hani 16'yı mı yani yapıyor 17'yi 18 mi 18'i mi günümüzü mü çalışıyor. Bir <laughs> evet. şey çoğaldıkça evet. şeyi değeri azalır ya. Öyle bir dönem yaşıyoruz işte evet. onun değişime uğraması ve onun gerçekten bilir kişilerin ve e, tasarımı ekibinin tasarımı gerçekten dizayn olarak ve sanat gözüyle yapan kişilerle birlikte yeni bir şekle girişmesi gerekiyor. O evet. onu bekliyor Türkiye... Evet. Ee, tabii bu herkesin bir, eline, sanırım, sağlık... benim evet. söyleyeceğim. Evet. tabii hiçbir ki, şeyim. tabii Öyle ki sanata dürmet ederiz. Sadece yol açmak için, evet. cesaret vermek için evet. e, gerçekten o aşkı yaşayan ve bu konu üzerine akademik çalışmak isteyen yahut ticari değil yalnız. Orada büyük bir şey var, ayrımım vardır. Ticari olarak bunu devam etmek istiyorsa yaratamaz. Evet zaten, ticari, zaten zor e, Genellikle <laughs> evet. o Evet metot işliyor şu anda. Ticaret işlediği için geriledik zaten. Ticari değil de bunu sanat için yapıyor ve sanatın bir e, kademesi olarak bir mertebe kat edeceğini düşünerek, kendisi düşünemez de onu toplum tabii ki e, değerli evet. kılar, e, o şekilde çalışan birilere başka bir yol açacaktır eminim. Umarım. umarım. Ee, Şerif Mardin baş... Hoca kültür için şunu söyler. Kültür aslında her toplumun e, karşılaştığı problemlere cevap verme biçimidir. İşte bugün de mesela günümüzde hastalık var ama her e, toplum ayrı biçimde cevap verdi. Bu tam da kültür ayrımını burada gösteriyor. ...gerçekleştiğini ifade eder hoca. Ben de e, sanat konusunda aslında toplumsal travmalarımız olmasa... ...toplumsal kesintilerimiz olmasa... E, ...eminim e, burada çok iyi, e, bu kadar zengin kaynağın içerisinde... ...çok iyi bir sanat yapma biçiminin e, oluşacağını... ...kendimize özgü oluşacağını düşünürdüm. Fakat o toplumsal travmalar sebebiyle bence e, biraz geriye gittik. Mesela biraz daha doğumuza gittiğimizde... Evet, öyle ...İran, Afganistan, şimdi... Pakistan... E, evet. Ee, ne kadar özgün ürünler hem gelenekteler. E, Travmaları daha çok onlar. E, aslında evet öyle de öyle düşünülebilir. Suriye, öyle Ülkelerdeki Ama Sanki İran. sanat konusunda yok. <laughs> ne bileyim, <laughs> evet, yok, evet. orada <laughs> travma çok büyük, evet. sanatta da çok büyük ilerleme var. Çok ilerleme. Biz, evet bizim yani çok fazla farklı gelenek, Oralarda evet. çok daha ileride evet. ve çok daha özgün. Biz Bence daha işte gelideyiz. o yüzden bakarak yek diğerimize bakarak aynalayabiliriz, yapılabilir, bu bu mümkün, çok fazla çünkü çok fazla kaynak var. Onu görmeye başladıktan sonra benim hani ilgilenmem biraz da sanki oradan oldu. Evet her herkes aynı sanatı yapmamalı. Fakat ben ne yapacağım sorusu insana epey bir çabadan sonra epey Zor. bir gayretten sonra geliyor. Zor. Emin olun bir 10 sene 10 sene evet. geçti. üzerinden. 15. Evet. senem tabii. Bu bu maceranın üzerinden 15. Evet. senem oluyor benim. Ama 10. seneden sonra ne yapacağıma dair bir ışık belirdi orada. Ee, geçen sene Viyana'da e, dönemeç isminde bir sergim oldu benim. Aslında dönemeçten kastım da tam böyle bir şeydi. Evet, artık bir yol ayrımındayız ve e, bugünün yenisi bugüne ait bir şey. Kendi anlatımız, kendi hikayemiz olan bir şeye ihtiyaç var. Tema buydu. Bir dönüşüm motifim var benim. Burada Böke olarak isimlendirilen bir motif var Günseli Hanım. Burada paylaşmış olayım. İlk defa paylaşıyorum aslında sosyal ortamlarda. Böke evrendeki varlıkların Birbirine dönüşümünü ifade eden bir hayvan motifi aslında. Ee, çok kullanılıyor. Ee, öteden beri var. Ee, Selçuklulardan önce var ee, benim araştırdığım kadarıyla. Böke e, alemdeki, dünyadaki e, sürüngenleri, e, toynaklıları ve kanatlıları e, temsil eden ve birbirine dönüşümünü ifade eden bir motif. ...zaman zaman işte... Metamorfoz işte. metamorfozu evet metamorfoz teması diyebiliriz belki de. Ve aslında çok kullanılıyor. Bizde mesela Topkapı Sarayı'nda çok bildiğimiz... ...Sünnet Odası'ndaki geyikli pano olarak isimlendiler. Evet süremiz aslında, doldu. Evet geyiklere baktığımızda <laughs> evet. geyikler böke. Evet. Bunu söyleyerek evet. bitireyim. Geyikler geyik değil böke çünkü... Onlar dönüşmüş varlıklar, o dönüşümü ifade eden ve her varlık aşamasının birbirine geçişkenliğini ifade eden bir motif. O dönüşüm beni çok heyecanlandırıyor. Çok teşekkür kışkırtıyor. ederim. <laughs> ben Bitiremedik teşekkür ederim. efendim. Ee, sözümüz bitemedi. Çok teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere devamı.